Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Ansızın gelen güzel bir haber var. Yine yeni arkadaşlar, çiftliğe yeni üyeler geliyor. Bu üyelerin ne olduğu, kimden geldiği, ne olduğunu bilmiyorum. Fatih abi, evet, bizim kümesi arkadaşlar, tahtaları gelen Fatih abi. Fatih abi, canını yerim. Evet arkadaşlar, vallahi ne geldiğini bilmiyorum. Benim için de sürpriz. Acayip heyecan yaptım. Ama mühendisten bir şeyler geliyor ki ben hep söylerim zaten. Arkadaşlar, mühendisin çiftliğinden ne geliyorsa harbi 10 numara güzel şeyler gelir. Yani onu söyleyeyim. Çünkü mühendis gerçekten Türkiye'de benim en azından tanıdığım, bu anlamda işini layıkıyla yapan bir kardeşim. Onun için çok güzel ırklara bakıyor, safkan ırklara bakıyor. Ve ondan gelen her şeyde gerçekten kalbin ritmini bozar. Ve şu anda ben de gerçekten heyecanlıyım. 10 dakikaya arkadaşlar emanetlerim gelecek. Bu videoda söylüyorum. Hemen ertesine sabaha ne geliyor? Arkadaşlar, bizim Mini'ye kardeş geliyor, deve kuşumuza. Yanında bir deve kuşu daha geliyor. Yani iki tane deve kuşu geliyor. Birisi sağlıklı. İkincisiyle ilgili onun hikayesini size anlatacağım. Bakalım ona bir hayat verebileceğiz mi? Siz de görünce bence çok üzüleceksiniz. Ama ben elimden geleni yapacağım. Şimdi arkadaşlar, geldikten sonra kutunun içinde ne var? Vallahi ben de bilmiyorum. Bana acayip sürpriz oluyor. Şimdi onu bekliyorum. Bir 5-10 dakikaya arkadaşlar şey gelir. Otobüs gelir. Ondan sonra biz de hep birlikte kutumuzu açarız. Şu an akşam 7.30 saatleri. Kutuyu açarken görüşmek üzere. Arkadaşlar, uzun bir yolculuğun ardından yine güzel bir paket geldi. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Buradan tam şöyle çekeyim. Numaram var arkadaşlar o alt tarafta. Onun için bu şekilde çekiyorum. Şimdi açacağım. Şöyle üstten gözüküyor bir şeyler ama ne olduğunun farkında değilim. Tamamen sürpriz. Elbet öğreneceğiz. Mühendisi arayacağız. Bir sonraki videoda paylaşacağım. Ama ne gördüğünü görmek için İlk önce kutuyu açıyorum arkadaşlar. Yani şimdi bana bir tavuk geldi ama ben şimdi bunun ne olduğunu bilmiyorum. Onu söyleyeyim, ırkını. Ama garip bir şey, yaban tavuğuna benziyor. Hemen indi. Şimdi bir bu. Orman tavuğu. Orman tavuğu. He? Orman tavukları var. Abi efsane. Aman Allah'ım, dolu. Dur bakayım, bir dakika ne çıkacak şimdi. Şimdi. Dur dur oğlum, dur. Olalım. Koşturma. Evet arkadaşlar. Vallahi efsane. Hadi şuna bakalım. O çok güzel abi. Oo, aman Allah'ım. Arkadaşlar ben bu videoyu keseceğim. Yani inanın soluğum yetmiyor şu anda. İçinde çok güzel hayvanlar var. Heyecan yaptım vallahi. Vallahi heyecan yaptım. Aha, Mehmet Hoca da görsün. Vallahi böyle şey oldum. Şimdi akşam saati. Onun için bu videoyu yayınlayacağım. Bunun ne ırk olduğunu zaten bilen arkadaşlarımız vardır. Zaten ben birazdan mühendisi arayacağım. Abi bu ne ya? Sülün gibi bir şey ya. Ben orman tavuklarına benziyor. Hay maşallah. Harika ya. Ya ne diyeyim ya şu anda. Nasıl geldi? Nasıl geldi? Nedir durum? Şöyle bir tane daha çıkarttım. Evet arkadaşlar. Şu da olacağım. Vallahi. Bu Playmont renginde cüce koşin. Onu kesin biliyorum ama bunları da arkadaşlar internette görmüştüm. Zaten şimdi birazdan mühendisi arayacağım. Bak, o da orada hemen harekete geçti. Mükemmel bir ırka sahip oldum. Arkadaşlar, sizlerin sayesinde. Ne desem az. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, herkese yeniden merhabalar. Dün gece artık hava kararmıştı. Videoyu çekemedim. Zaten heyecan içerisindeydim. Gerçekten çok mutlu oldum. Benim buradaki her canlının kıymeti ve değeri zaten sizler biliyorsunuz, tartışılmaz. Ama elinizde olmayan bir ırk geldiğinde yani heyecanınıza heyecan katıyorsunuz. Sevinciniz sevinçlere boğuluyor. Onun için gerçekten bugün çok mutluyum. Şimdi hem duygularımı paylaşmak istiyorum hem de yeni gelen kanatlılarımızı şimdi sizlerle kümeste paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bir yandan da kelam edelim. Şimdi arkadaşlar, dün gece bu heyecanı, ya inanın akşam, yani
anlatamam size, mutluluktan uyudum diyebilirim. Yani uyuyamadım denir ya, ben uyudum arkadaşlar, yalan yok. Ama çok mutlu bir şekilde uyudum. Hemen mühendisle konuştuk arkadaşlar. Mühendisi aradım. Birazdan ismini söyleyeceğim bu kanatlarımızı bize yollayan kardeşimizin. Mühendis dedi ki, abi dedi, onlar Gold Phoenix. Şimdi Gold Phoenix dediğimiz bu ırklar Türkiye'de, inanın ben sadece bir İbo'nun çiftliğinde görmüştüm, başka bir yerde görmemiştim. Tabii ki yurt dışı kanallarında falan bakıyordum ben de. Ama isim olarak çok aklımda tutabilen bir adam değil. Bu tavuğun bana ayrı bir mutluluk katması, ayrı bir heyecan katması, ayrı bir sevinç katmasının en büyük sebebi arkadaşlar, orman tavuğu adı üzerinde. Orman tavuğu nedir? Yani yaban hayata gerçekten çok hızlı adapte olabilecek tavuklardan bir tanesi. Ve hem can olarak hem de arkadaşlar değer olarak da çok kıymetli bir tavuk. Şu görmüş olduğunuz horozlar arkadaşlar 1,5 metreye kadar, 2 metre belki daha fazladır bilmiyorum. Gerçekten düzgün bakımla birlikte kuyrukları yani sülün gibi çok güzel uzayabilen bir tavuklar. Ve dün ilk defa bunları az bir dışarıya şöyle bir kutudan çıkartırken birkaç tanesini saldığımda arkadaşlar mükemmel uçuşları var. Yarın bir gün ben bunları ürettiğim dakika benim bulunmuş olduğum bölgedeki araziye mükemmel uyum sağlayacaklar. Şu anda kümeste kalacaklar. Çünkü bunları çoğaltıp bu güzel tavukları, Allah'tan bir şey olmazsa bu benim çiftliğin işte ağacında, yamacında, çalıların arasında vesaire görmek istiyorum. Onun için benim için yaban hayata uyum sağlayabilecek ve yaban adı üzerinde orman tavuğu dediğimiz bu tavuk benim için çok kıymetli. Zaten ben İbo'nun tavuk çiftliğini izlerken bir tane videosunu arkadaşlar, bunların ilk geldiği videolar vardı şeyde. İbo bir video yayınlamıştı. Bunlardan bahsediyordu. Yorumu da şunu yapmıştım. Ya İbrahim, eline koluna sağlık kardeşim. 11 dakikalık video nasıl geçti anlamadım demiştim. Ve o günden bugüne bu İbrahim'deki bu tavuklar bana geldi. Ve İbrahim ve mühendis zaten Fatibo diye kendilerine bir pet shop açtılar. Bunlar da arkadaşlar Fatibo pet shop'tan bana gelmiştir. Ama kim yollamıştır? Arkadaşlar bundan 15-20 gün önce 100 tane bize Pekin ördeği yollayan Belçika'dan Hasan Keçe kardeşimiz sağ olsun beni yine mahcup etti. Bu mahcubiyet kötü anlamda değil arkadaşlar. Yani mutluluk aramızda, biz zaten telefonla da görüşüyoruz ama ya bu bana, ben samimi söylüyorum, böyle bir sürpriz beklemiyordum. Onu söyleyeyim. Ya bana bunu söyleyince, ya ben mühendis deyince, ya kimden geldi mühendis dedim. Ya dedi Hasan dedi. Soy ismi neydi? Hasan Keşi. Ha evet dedi. Abi ben ondan sonra diyecek bir laf bulamadım. Dedim ki kardeşim, ya Hasan kardeşim benim, bizi gerçekten çok mutlu bir şekilde mahcup ettin. Heyecanımıza heyecan kattın. Mutluluğumuza mutluluk kattın. Olmayan ve benim gerçekten yani aşık olduğum yabana böyle ayak uydurabilen kanatların gelmesi beni acayip derecede mutlu ettiğini bir defa daha söylemek isterim. Allah razı olsun. Ne muradım varsa versin. Cenab-ı Allah. Sana binlerce defa teşekkür ediyorum kardeşim. Yani dostluğun, kardeşliğin, samimiyetin tartışılmaz. Onun için sana vallahi ne kadar teşekkür etsem buradan azdır. Şimdi bu kanatlar geldi, dün yorgundular. Bu yorgunluktan sonra arkadaşlar bir de hava değişimi. Şimdi o mesela yerde yatıyor. Ne yapmaya çalışıyor? İyi misin kızım? Aman aman. Heh. Evet, tamam arkadaşlar. Keyiften yapıyormuş. Bir an korktum. Onun için Allah'tan bir şey olmazsa bakalım nasip bunları üretmek, bunları çoğaltmak. Bunlarla birlikte arkadaşlar sizlere güzel güzel bunların uçtuğu, yavrularının çıktığı bir sürü güzel videoları paylaşmak nasip olur inşallah. Buradan işte bize bu gerçekten yürekli kardeşimiz Hasan Keçe'nin mühendise ulaşması, mühendisten de arkadaşlar bana gelecek olması. Ben şimdi neyin geleceğini bilmiyordum. Onu da söylemek istiyorum. Ne gelecek? Abi sana bir müjdemiz var. Mühendis ne dedim?
Abi dedi gelince açınca görürsün dedi. Zaten sen direkt beni arayacaksın dedi. Ben de zaten şunu söyledim videonun başında da. Mühendisten ne geliyorsa arkadaşlar kalite gelir. Mühendis yani zaten İbrahim'le de şimdi birleştiler. İki gücünü birleştirdiler. Allah yollarını bahtlarını açık etsin. Fatibo diye bir peşop kurdular. Bence Türkiye'ye mal olacaklar. İlk olacaklar ve ben herkesin de bu kardeşlerimize destek vereceğine inanıyorum. Bugün ilk desteği bize Hasan Keçe kardeşimiz onlara verdi. Onlardan bu güzellikler de bana nasip oldu. Ya Hasan beni çok mutlu ettin. Sağ ol, var ol. Allah ne muradın varsa versin yine söylüyorum. İnan acayip şunlara baktıkça, başında oturdukça ve zamanla zaten ben bunlara baktıkça çok daha güzelleşecekler arkadaşlar. Büyüdüklerini göreceğiz. Yumurtaya düştüklerini göreceğiz. İnşallah yavrularının çıkımını hep birlikte yaşayacağız. Ben ne yaptım gelir gelmez bunlara arkadaşlar. Hemen bir vitaminli su verdim. Hemen yem kabları yoktu. Hemen şöyle yere arkadaşlar yumurta yemi attım. Onlar bir topla atmıştım ama dağıtmışlar. Biraz kendilerini toparladıktan sonra arkadaşlar bunlar çok hareketlenecek. Şimdi sadece hava değişiminin durgunluğunu yaşıyoruz. Gold Phoenix'leri konuştuk. Dedik ki şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz. Şöyle mutlu olduk. Tamam ama ya bunlara ne demeli arkadaşlar? Ya bunlara ne demeli? Bu ufak, bu cüce koşin dediğimiz Playmont rengini almış bu tatlı hayvanlar. Yine Hasan Keçe. Arkadaşlar bunları da şeyde gördüm. Ne kadar oldu? 2 gün önce mühendisin çiftliğinin YouTube kanalında şey yapıyordu. İbo bunları yayınlamıştı. Ben de diyordum ki Gold'u biliyorum, Light'ı biliyorum, Black Moklet'i biliyorum ama ben bunu görmemiştim. Dedim vay be dedim, Playmont renginde dedim. Arkadaşlar vay be dedim. Zaten bir dedik arkadaşlar, elindeki 2+1'i direkt bana yollamışlar zaten. Yine Hasan Keçe kardeşimiz 2+1 şeklinde bu cüce koşinleri yollamış sağ olsun. Onun yanında da arkadaşlar bu 3 horoz bence burası. Tavuk da olabilir ama bence 3 horoz 3 tavuk. Bu güzel arkadaşlar Gold Phoenix'leri yollamış. Sağ olsun var olsun ya, beni çocuklar gibi mutlu etti. Ama buradan söylüyorum, bu mahcubiyetin altında kalmam. Hasan'ım sağ ol var ol. Bizi mutlu ettin. Elbet biz de bir gün seni mutlu ederiz kardeşim benim. Onu söyleyeyim. Çünkü sen de Türkiye'ye geliyorsun. Sen de bazı işlere başlayacaksın. Sen de o mücadeleni vereceksin. Ama unutma, o mücadeleni verirken Samsun'da Havza ilçesinde Kanatlar Alemi Samsun çiftliğinde bir kardeşim var. Her zaman yanındayım, bunu bir defa daha hatırlatayım. Söylememe gerek yok. Ama yine video çektiğimiz için böyle burada da bir not olarak kalsın. Her zaman yanımda olacağım. Onun için arkadaşlar artık Kanatlar Alemi Samsun çiftliğinde görmüş olduğunuz bu cüce koşinlerimiz Playmont renginde ve Gold Phoenix'lerimiz yerini almıştır. Bundan sonraki süreçte bu emanetlere en iyi şekilde bakmak bize düşer. Biz de en iyi şekilde bakarak arkadaşlar sizlere bunların güzel videolarını, dedim ya o çıkımlarına kadar, bunların yavrularına kadar onları paylaşmak nasip olur inşallah. Şimdi bu kuzulara şimdilik kısa sürelik hoşça kal diyoruz. Ve arkadaşlar birazdan yine mükemmel bir sürprizim olacak. Birazdan dediğim bir video. Yani yarınki videoda mükemmel bir sürprizim olacak. Minik'le ilgili bir sürü arkadaş Mini'ye dediler ki eş al, eş al, eş al, eş al. Arkadaşlar şimdi Mini'nin eşi geliyor. Bunun heyecanı, bunun adrenalini yine yaşıyoruz. Yine mutluyuz, yine huzurluyuz. Allah razı olsun. Yine bunu yollayan başka bir kardeşimiz. Ama yarınki videoda heyecan da olacak. Biraz duygusallık ve hüzün de olacak arkadaşlar. Bir hikaye var orada. O hikayeyi sizlerle paylaşacağım. Mutluluğumuza gölge düşürecek mi? Düşürmeyecek. Ama arkadaşlar eğer başarabilirsek mutluluğumuza mutluluk katacağız. Yani bu mücadeleyi vereceğiz. Verilmesi gereken bir mücadele var. Verilmesi gereken bir diyet var. Onunla ilgili ne yapılması gerekiyorsa ben yapacağım. Ama inşallah sonu, yani
bilmiyorum ya, hüzünlü olmadı ama inşallah da mutlu bir tabloyla da bu defteri de kaparız diye düşünüyorum. Bakacağız ama bunu sizinle yarın paylaşacağım. Acayip. Şimdi arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Doğru, Mini'nin kardeşini almaya gidiyoruz. Eşini almaya gidiyoruz daha doğrusu. Otobüste geliyor yine. Mükemmel heyecanımız var diyorum ya. Yanında bir de üzücü bir tablo var. Onu da sizlerle özellikle paylaşacağım. Arkadaşlar çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız beğenmenizi, daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Yorumlarınızla, sevginizle, yüreğinizle, fedakarlıklarınızla Kanatlar Alemi Samsun çiftliğini gerçekten tabiri caizse adam ettiniz. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.